Bak diyor ki Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sanırım, iman edip salih amellerde bulunanlar. Bak bir Allah'a iman ediyor. Sonra samimi olarak amellerde bulunuyor. Bak samimi. Allah samimi olan kulların kurtuluyor. Bu gözden çok kaçan bir şey konudur samimiyet. İnşallah. Halbuki Allah sadece samimiyeti kurtuluş vesilesi olarak gösteriyor. İnşallah. Yani ibadette, taatle demiyor Allah. İlla ki samimiyet. Sadece o diyor Allah. Samimi olan kullarım kurtulur. Çünkü samimiyse zaten dinin gereğini tam yapar. İnşallah. Her şeyi en güzel yapar. İman edip salih amellerde bulunanlar ne mutlu onlara diyor bak Allah. Varılacak yerin güzel olanı onlarındır. Burada çok kısa bir deneme saati, deneme vakti veriliyor. Hakikaten dünya şartları çok zor. Yaşamak çok zor. Değil mi? Mesela hanımlar geliyor mesela çok bakımlı güzel ama çok emek veriyorlar. Çok uğraşıyorlar. Mesela sabah kalkıyor, duş alıyor, yemek yemesi gerekiyor, su içmesi gerekiyor, vitaminlerine dikkat etmesi gerekiyor, üşümemesi gerekiyor. Mesela üşüdüğünde hastalık ölüyor. Evet. Allah seyretsin. Hiç şakası yok. Mesela su içmiyor, böbrekleri bozuluyor. Doktorumun yanında tabii biz böyle yani doktorluk yapıyormuşuz gibi oluyor ama böbrek rahatsızlığından ölüyor. Mesela bir enfeksiyon, bir akciğer enfeksiyonu yeterli oluyor. Onun için mesela sürekli dikkat et, mesela vücudunda bir ben oluyor. Mesela biraz gelişme göstertiyor. Tehlikeli olabiliyor. Diyor ki adam ya diyor bu niye geç geldiniz kardeşim diyor. Baksana bu böyle diyor. Biçimsiz bir şey bu diyor. İçeri de atlamış bu diyor. Diğer organlara yayılmış diyor. Nerede kaldınız siz diyor. Yani insan çok zayıf bir varlık. Allah öyle yaratmış. Ayet diyor insan zayıf yaratıldı diyor. Cenab-ı Allah bize bir tanışma, dostluk süresi, sevgi süresi veriyor. Bunu öğrenin. Sizi sonsuza kadar yaşatacağım diyor. Çünkü bakıyoruz müthiş net bir görüntü var ya. Üç boyutlu, boyutu o kadar mükemmel ki. Boyutun mükemmelliğinden hakikaten karşımızda var zannediyoruz. Halbuki beynimizdeki görüntüyü görüyoruz. Hayır karşımızda var ama biz onu görmüyoruz. Beynimizin içindekini görüyoruz. İnanmayan beri gelsin. Acayip bir netlik. İnşallah. Maşallah. Mesela göz sıvısına bakıyorsun. Göz sıvısı tamam saydam ama jöle saydamlığında. Jöle satılıyor ya jöle. Evet. Jölenin içinden geçen ışığı düşünün. Jölenin jöleyi küre haline getirdiğimizi düşünelim. Yani yahut mercek haline getirdiğimizi düşünelim jöleyi. Ondan oluşturduğumuz bir görüntüye bakalım. Son derece uyduruk bir görüntüdür. Ya acayip bulanık. Ama buradaki görüntü çok keskin. Ve çok detaylar var. Maşallah. Renk detaylar var. Yani bu jöleyle bunun alakası olmadı anlaşılıyor. Göze efendim ışık geliyormuş da jöleye vuruyormuş da jölenin içinden geçiyormuş da bilmem ters taklatıyormuş, düzle dönüyormuş. Bir mucize olarak yaratıldı açıkça görülüyor. Mesela ses. Kim duyuyor sesi ya? Birisi ses duyuyor. Yani bir ses var. Bir de sesi duyan var. Evet. Ve kulaksız duyuyor bu. Yani kulağı yok duyanın. Değil mi? Evet. Mesela diliyle tadıyor ama bir de tadan, dilsiz tadan birisi daha var. Burunsuz koklayan birisi daha var. Çok mükemmel yaratmış Allah. Maşallah. Maşallah. Ama bin bir türlü de hastalık yaratmış. Yani bin bir türlü zor yaratmış. Mesela adam sabah oluyor kendine gelmek için. İşte kimi kahve içiyor, kimi kola içiyor değil mi? Mesela sabah diyor, daha kendime gelemedim diyor. Akşam oluyor, biz öyle diyor ki akşam yorgunluğu var üstümde diyor. Öğlenin sıcağı var diyor. Yani bir türlü insanın bir ayarı oluşmuyor. Yani çok çok zayıf bir varlık. Belli ki burası özel olarak yaratılmış bir eğitim yeri. Burada hırs yapacak, bağlanacak bir yön yok. İnşallah. Bir de öyle hırs yapılmadığında Allah harika tarzda müminlere yardımcı oluyor. Yani güzel bir ortam meydana getiriyor. Mesela ben Ankara'dan çıktığımda geldim de buraya akademiye geldim. Ben kendi halimde bir Anadolu delikanlısı görünümündeydim yani öyle Ankara'da yetişmiş bir genç. Ama kim dedi ki böyle mesela Darwinizmi yerle bir edeceğiz? Bu kadar insanın kalbinde İslam'ın gerçeğini hissettirip, göstertip müthiş bir muhabbet sağlayacağız.
Çünkü bize öğretilen İslam bağnaz İslam'dı. Asma kesme, doğrama, işte kırbaçlanır, dövülür. Hep ilk öğrendiğimiz onlardı. Namaz kılmayan ne yapılır? İşte öldürülür. Onu öğrenirdik. İşte şunu yapan ne yapar? Kırbaçlanır. Ondan sonra şunun cezası şudur, şunun cezası şudur. İşte namaz kılacak. Borçların var mı diyor. Mesela 20 yıllık borcum var diyor. Uyku, uyuma yani. Ve yemek yemen dışında diyor adam. Geceli gündüz o namazları kılman lazım diyor. Arkasından adama dehşet verici bir hayat sunmaya başlıyor. Evet. Yani namazları tenzih ederim. Ama yaşanamayacak yani kan, acı, ızdırap, sevgi yok, muhabbet yok. Kadınlar kadınlıktan çıkıyor. Kadın erkeğe çeviriliyor. Erkeğe benzetiliyor. Erkek adeta kadın gibi olmuş oluyor. Çünkü kadın sevgisi elinden alınıyor erkeğe. Yani kadına karşı muhabbet elinden alınıyor. Yani kadını sürekli itici bulmaktan mükellef oluyor. Kadını soğuk görmek, onu bir suç unsuru olarak görmek, işte şeytanla bağlantıyı sağlayan varlık, zaten cehenneme giderler, cehenneme gidecektir %99'u. İşte yani uğursuz bir varlık gibi ve yarım bir varlık gibi gösteriyor. Yani itici bulunması gereken, itici bulunan bir varlık gibi gösteriliyor. Ve kadın sevgisi insanların kalbinden alınıyor. E o zaman sapkınlık yayılıyor işte. Dünyanın bu hali gözler önünde. En ziyade de İslam aleminde.